Kanalıma hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte evimizdeyiz. Ne yapıyoruz? Kahvaltımızı yapıyoruz Dilara ile birlikte. Çocuklar da geldi, Halik de geldi, Ceren de burada. Bugün bilgisayarımızı dizeceğiz kardeşlerim. Bilgisayarda ne yapacağız? En son yarım kalmıştı. 4070 Ti'yi takacağız ve 3D işlemci ve DDR5'e geçiyoruz. Ne yapalım? Kahvaltımızı yapalım. Çayı beğenmedim ben yaptım da çayı. Çayı beğenmedim. Neyse biz geçelim. Nereye geçelim? Bir yemek yiyelim. Yemekten sonra kasayı yapalım. Tom ve Jerry'siz kahvaltı olmaz arkadaşlar. OLED ekranımız. LG'ye teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Evimizin bir köşesine bize bu kaliteyi sağladığı için. Şöyle göstereyim. Abi eskiden otururduk Tom ve Jerry ile kahvaltımızı yapardık. Ne günlerdi. Biz arkadaşlar yerde yiyoruz yemeği. Bu arada şöyle Dilara'ya bir beğeni atın. Bu nasıl bir paşa kahvaltısı böyle? Vay vay vay. Arkadaşlar ben hep yerde yiyorum yemeği. Halik en güzeli değil mi kardeşim yerde yemek? Vallahi en güzel abi. Masa falan değil. Yerde yiyeceksin. Zaten en sağlıklısı da o. Son gün incelemesini yapacağız bu arada ve Fortnite. Biz hemen kahvaltımızı yapalım ve sonra bilgisayara geçelim. Kahvaltımızı yaptık kardeşlerim. Göbeğimiz şişti. Hakikaten güzel kahvaltıydı Halik. Güzel yedik. Doyduk hocam. Kesene vereceğiz. Şimdi nereden nereye? Böyle bir gözünüzü kapatın. R7-240 videomu hatırlayanlar şu an karşımızda MSI'ın 4070 Ti'yi var gördüğünüz gibi. Ve biz bugün kasamızı biliyorsunuz geçen videoda güç kaynağını, işlemcisini, sıvı soğutmasını, RGB'li sıvı soğutma. Şurada gördüğünüz gibi zaten bize gösterecek ve bütün değerlerini. Bugün ekran kartımız 4070 Ti'yi bu bilgisayara monte edeceğiz ama bugünün güzel bir özelliği var. Arkadaşlar DDR5 bilgisayara terfi etmiş bulunmaktayım. Nedir bu? Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu uzay mekiği. Vuruyorsun pışk diye ateş ediyor. Arkadaşlar DDR5'i şöyle yakın yan hocam göstereyim size. 4800 MHz'de çıkaracağız bunu. BIOS ayarlarımıza zaten birazdan gireceğiz. Windows'u yükleyeceğiz. Şimdi Windows 11'i soranlar var. Windows 10 mudur 11 midir? Abiciğim şimdi onu kurarken 8 kullanıyorduk. O zaman diyordum ki abiciğim bunu kullanmanın bir mantığı yok. Boşver. Ama sonra ona da alıştık. 11'i de inşallah sonra kuracağım. Şimdi alıştığım şeyden gidelim. Ve MSI'ın bugün karşımızda bir SSD'si mevcut. Bakın 1 TB'lik yazılım ve okuma ve yazma hızı hakikaten çok çok güzel. Birazdan onu da göstereceğiz sizlere. Ve bugün ben terfi ettim. Ne anlamda? AMD'nin işlemcisini taktık 3D ve inanılmaz bir performans sağlayacak bize. Özellikle işlemci yükü isteyen oyunlarda, CS gibi, Valorant gibi oyunları bugün biz 4K'da da test edeceğiz. Ve bütün her şeyi zorlayacağız. Bütün ayarları. O yüzden bugün biz bu bilgisayarda şunu tercih ettik. Halik'le beraber Valorant, CS özellikle. Bu ikisini test edeceğiz. Büyük oyunları da arkadaşlar 4K'da hepsini test etmeye geçeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? RAM'leri ve ekran kartlarımızı takalım. Bakalım bilgisayar nasıl uçacak. Aleyküm hocam. Test. Evet arkadaşlar en güzel bölüme geldik. Şu an SSD'mizi takma vakti. Şu kadarcık şey ya. Abicim. Harbiden ha. Evet bakalım. Arkadaşlar şimdi önemli kısım var onu ben bir söyleyeyim. Hı-hı. Şimdi böyle bir anakart aldığınızda bu yanlarında böyle termal pedler gelir. Hı-hı. Bu pedlerin üzerinde de bakın hemen şöyle bir jelatin oluyor. Onu çıkartıyoruz. Siz bunu sökmeden bunları böyle takarsanız bunlar soğutma görevi göremez. Anladım. Şimdi bunlar soğutma görevi göremezse bu ısınır performansı düşer. O yüzden onları sökmeyi unutmuyoruz. Tamam. Onun notunu düşeyim ben. Evet yavaştan takıyoruz. Sonra vidalayacağız zaten tabii. Onu. Şimdi bu o jelatini sökmeyi. Aa, çok güzel yapmış ama ha üstünü baksana. Tabii tabii. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra işimiz bitmedi. Bunu böyle aşağı doğru tutuyoruz. Buradaki bu çok plastik kelepçeyi hemen arkaya doğru çevirince bitti gitti. Bitti. Bu kadar. Şurada bir kelepçe var bak onu gösterelim. Ha, plastik. Şurada küçük plastik bir kelepçe var. Vidalaydı tamam. Vidalaydı bunu böyle yapmış. Şimdi mesela. Önemli olan RAM'ler abi. En önemlisi RAM Halik. Aynen. Good RAM buradan teşekkür ediyoruz bu arada. Bizlere 64 GB DDR5 RAM yolladı. Evet hocam anlatalım. RAM'in 4800 MHz. Şimdi önceki kullanılan çiplere baktım ben arkadaşlar. Mikron bir çip kullanmışlar. Yani güzel bir çip. Hani markayı bilmeyenler olabilir. Şey yapmayanlar olabilir. Onlar için söylüyorum. Güzel kaliteli çipler kullanmışlar. Hiç sıkıntı yok. Şimdi montajını yapacağız. Montajını yapalım. 64 GB DDR5 kullan. Peki bana avantajı ne olacak hocam? Şimdi yani 4800 hocam, olması mı? DDR5'ten DDR4'ün farkı ne abi? Şimdi DDR5'e 4'ün farkı hız bir kere. Çünkü DDR4'ün sınırı belli. Burada sınır artık 7800 MHz'e kadar çıkıyorsun. Ama işte 4800 diyorsun. Bu 4800. Hani modeli anladım. İstersek çıkarız. Usta yapabilirsin yani. Daha üstüne çıkabilirsin. İzin veriyor. Anakart izin veriyor. Anladım. Bunun olayı aslında biraz daha çok render'dasın. Ya hocam ama şu şeyden de bıktım ya. DDR4 anakartmış. Çıkart. Git oraya bak. Evet, hadi evet, DDR4'de bu anakart olmuyor. Git ona. Ya ona yapacak bir şey yok hocam ya. Kesin olmasa da yani geriye... MSI olmasa ben onu nasıl toplayacağım kardeşim? Neyse. Hadi bakalım gel abi. Bu tarz tarihi eser Tornavidamız abimin 10 yıllık 10 yıllık sen 10 beni yıllık. İlk takip ettiğinde 20 mi? 15 yıllık 15 mı? Yıllık. Halik abi 8 yaşında 8 yaşındayken beni takibe başladı herif askere gidecek. Bu Tornavidayı bir tek o bilir. Bir de eski takipçilerimiz. Aynen. Bakın takalım. Bugün önemli abicim. DDR5'e geçiyorum. Hadi bakalım. Bu kendileri zaten söylüyor anakart. Şurada hemen bakarsak yazıyor. Evet.
Ne yazıyor hocam orada? Birinci bir üçüncü slota. Şimdi çift kanal yapacağımız için... Şimdi bunu bir anlatsana. Bunu soran var. Bunun olayı ne? Çift RAM kullanıyorum. Evet. Çift kanal ne işe yarıyor? Arkadaşlar işlemcinin performansı oyunda da render'da direkt arttırıyor. Sen mesela bunu alır tek takarsın veyahut da gidersin bunu işte yanlış takarsın. Tamam mı? Gidersin şuralara takarsın veya şuralara... Çift kanal çalışmaz. Tek kanal çalışır. Anladım. Bu sefer ne olur? Tek kanal daha mantıklı. 32 alayım abi. Ama düşüyor. Performansı düşüyor. Tabii işlemci yetiriyor. O yüzden çift kanal hep tavsiye edilir. Şuraya tak bakalım şimdi hocam. Evet, mesela bir önceki videomuz eleştiri gelmişti. Ya dediler niye bunu yanlış taktınız? Arkadaşlar o anakartta şurada yapıştırıcı duymuştu ikinci sonra. Onu söyleyelim arkadaşlar. Heh. Benim o anakartta abim bir 444 546 yapıştırıcı. Şimdi ama o önemli... çıkıyormuş bu arada. Aseton ne yapacak? Tabii bastonunu onu halledeceğim. Şimdi evet. Burada da çentemiz var. Çentiye dikkat edeceğiz. Kırabiliriz. Dikkat hayırlı olur. Olsun DDR 5'imiz. İnşallah baktık. GTA 5'te Five'de bakalım nasıl performans alacağım. Evet arkadaşlar kablolamayı yaptık. Şöyle 1, 2, 3 kemeri. Bu arada güzel oldu. Tabii bak. Kablolama mükemmel oldu kanki. 12 volt kablomuzda bu tamam. Şu işlemci için. Mükemmel. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir kasa görmedim. Yani 13 yıldan beri bu sektördeyim. Dolar 1 iken R7-240'ı çektim. Şimdi 110 bin liralık kasayı görüyoruz. Çekin buyurun. Buyurun ya. Konuşmama gerek yok. Biz de şimdi kurbanlık danayı yaptırıyorum. Evet hocam danayı yatırıyorum. Bu ne oğlum? Ben bıçakla girişeceğim. Yavaş ol. Aman aman. Hocam dur yavaş aman. Burada, bu arada çocukluğumdan beri MSI kullanırım. Hep küçüklüğümden beri tamam mı? MSI kullanırım. Sağ olsunlar. Ta milattan önce sponsor oldu. Hep de devam eder. Harbiden soğutması, muğutması hocam. Gaming istiriyor başka bir şey ya. Tabii canım. Gaming başka bir şey. En üst seviye ürünlerinden. Şimdi. Seviyelerinden bir tanesi. Bak koçum. 4K'da bütün oyunları oynayacağım videoda tamam mı? İnşallah. Eğer bu sistemde de böyle bir takılmaymış, makılmaymış göreyim seni keserim. Tamam, hadi bismillah. Yakalız işte. Nvidia'nın bu yeni 4000 serisinde düş pinleri zaten değişti. Bilenler, bunun farkı ne? Bilenler bilir. Hocam bakayım. Buradan bak üzerine yazıyor. Tek bir kablodan 600 watt verebiliyor ya. Olayı bu aslında. MSI bunu bak bu güç kaynağının ne yapmış? Kendisi veriyor bu kablo. Kendisi öyle mi? Kendisi ha biz ayrıyetten taktık. Biz normalde aparat takardık anladım, ya. Anladım. Burada çevireceği gerek yok. Kendisi. Bu kendisi bunu vermiş. Aynen. Biz de ayrıyetten bunu takıyoruz. Ve çok önemli. Şekilde duruyor bu arada. Evet güzel yani tek kablo. Tak bakayım. Şimdi hallediyoruz. Şimdi bir de burada püf nokta var arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Söyle. Şimdi bir dönem pardon ters takmışım. Şimdi bir dönem bu kablonun yandığı şeyi çıktı. Haberi çıktı. Nasıl yani? 90'ların buraları yanıyordu hocam. Ha evet evet hatırlıyorsun değil mi? Ha. Yanıyor diyorlardı. Yanıyor. Sebebi aynen. Şu. Bakın arkadaşlar sebebi şu. Zaten bilerekten sarı yapmış bak, burayı. Bak önemli bilgi ha. Bunu eğer birazcık bak böyle bıraktın ya bak sarı kısım görünüyor. Tamam. Böyle bıraktın. Şase yapıyor böyle hani tam temas etmiyor. Isınıyor. Sonra ekran kartı yanıyor. Yanıyor. Şu şoket eriyor bildiğin. O yüzden her zaman arkadaşlar buna korkmayın. Güç uygulayabilirsiniz. Şöyle kartı aşağıdan tutaraktan. Bunu böyle tam oturtturacaksınız. Yani o sarı kısım görünmeyecek yani tamam. O tamamen güzel oturacak. Hocam. Bak mesela şu an bakıyorum 0'a 0 oturdu. Evet, evet. Bitti. Benim işim şu an bitti yani. Güzel bilgi. Bu önemli bir nokta. Hadi bakalım. Dedim. Şimdi birazdan gücü vereceğiz arkadaşlar. Tamam. Beni bana bağırdı. Tam kahveyi yapıyordum. Gideyim kahveyi yapayım geleyim. Tamam hocam. Arkadaşlar kahve köşemize geldi. Halik dedi ki ben kahvesiz çalışmam dedi. Tamam dedim. Bugün kahvemizi Karaca yapıyor. Bakalım nasıl yapıyor. Ben ilk defa yapacağım. Normalde arkadaşlar kahveye ben suyu koyuyorum. Üstüne sütlü kahve yapıyorum. Nescafe falan. Bir Türk kahvesi. Nasıl içiyordun hayatım orada? Ben normalde sade içiyorum. Ben de sade içiyorum. Halik şekerli içiyorum. Şekersiz içiyorum ama. Ha, şimdi nasıl olacak bu? Bunu aldım. Bu arada ilk defa kahve yapıyor. İlk defa kahve yapıyorum arkadaşlar. Aman dökmeyeyim öldürür beni. Çıkmıyor mu? Öyle değildir. Şöyle. Şimdi her şey için bir tutam var. Aynen her çok ince... mu? Yok normal. At onu. Attım. Tamam. Bunu da attım. Bunu da at. Bir tane daha. Bunu da attım. Ama bir dakika şimdi üçümüz bir şekerli içeceğiz. Nasıl oluyor? Ya şimdi normalde şekersiz ama. Tamam. Şimdi iki kere yapmak zorunda kalacaksın. Kahvesiz ben hiç bak kahve var ya arkadaşlar. Yanında da lokum bir de şöyle bitter çikolata. İnanılmaz enerji var. Günde iki tane için bağışıklık sistemi fix. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Tamam öyle yerleş. Yok şey. Heh o şekilde. Ha. Aa ses geldi. Gel bakayım yakın gel. Bir şey söyleyeceğim. Suyunu koydun mu? Sen koydun. İçinde var mı? Ben koydum. Sen koydun. Tamam gel. Gel bakayım böyle. Şimdi bu oldu mu? Basıyor muyum? Bak burada bir şey diyor. Türk kahvesi filtre. Tamam filtre. Türk kahvesi. O şey filtre kahvesi. Türk kahvesine basıyorum. Bas onu. Bastım. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. İçinde su var mı? Bir dakika ya. Vallahi şu an tribe girdim. Var var. Tamam var. Ah, varmış suyu tamam. Var. Bu içine. Tamam. Tamam. Basayım bir daha. Bir daha bas. Yo basın. Heh. Bozduk. Tamam süper. Bak oluyor şu an. Şu an oluyor. O bitince herhalde bağıracak. Doğru mu? Doğru. Abi neler çıkmış ya. Hani şunu ben anlamıyorum. Bak teknoloji gelişmiş. Hey gidi eski analarımız. Var mıydı bu kahve makineleri? Yok şey, değil. Kızlar ne şanslı. Yok abi. Şimdi kız çok şanslı ya. Dyson'u ver kendi süpürüyor. Bir de şey çıkmış şimdi ondan da isteme.
robotlu böyle Japonik gidiyor kendi kendine. Yok, o temiz yapmıyormuş ya etrafı. Öyle bir şey yok yani. Gerek evet, yok hiç. Dur bakalım şimdi bir çıksın. Şimdi kahvelerimizi şey, koyalım. Bir şey eksik, bir şey eksik. Suyu mu koyacağım? Evet suyu da koy. Tamam. Normalde kahvenin yanında soda da olsa adam. Ara yaptırıyor kahveyi ya. İnsan bilgisayarını diye, yapıyorum ya. Öğlen diye şey yapıyorum. Bilgisayarını yapıyorum içeride canım çıktı. Şöyle suyumuzu. Aslında buna maden suyu da güzel olurdu. Evet maden suyu da olurdu. Bak risk aldım. Bağırdı. Tamam mı? Karacamızdan şimdi kahve... Bu iki tane dil yapmışlar. Böyle iki anlamda dökebiliyor mu? Bak şimdi izle. Ya sağlakları şimdi solakları... Bak nasıl koyacağım? İzle şimdi. Dur bir dakika dur hemen... Bak. Hemen atma öyle dur. Nasıl? Şimdi üstündeki köpükler var benim taktiğim. Hı. Mesela her bardağa... Bir köpük. Böyle. Bırak ki sonuna diğer dördüncü kişi demesin yani ki hocam benim ki. Niye hiç köpüğüm? Köpük gelmiyor ki. Atsana hayatım dökecek o. Dök. Dök. Dök biraz dök dök. Dök dök dök. Oldu mu? Tamam. Bir... Karaca ne güzeldi. Allah bir, aşkına verir misin? Sen, nasıl yapacağım? Aha, bak. Dök bak. Dök 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 dök. Tamam birazcık orta öbürünü bırak. Tamam aşkına. Oldu mu? Tamam oldu. Arkadaşlar ne yapayım ben ekran kartından anlıyorum. Tamam bak bir sağ evet, bir sol. Evet hayatım eline aha. Sağlık tamam. Gerçekten. Dur. Ben de sevmem. Yiyelim ben. Titizim biliyorsun. Çok eline sağlık. Tamam. Bugün şurada kahvemizi kim ısmarladı bize? Tabağı da sil. Şurayı da sil. Tamam oldu mu? Oldu mu hanımefendi? Oldu. Tamam teşekkürler. Evet arkadaşlar bugün kahvemizi kim yaptı? Karaca. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bilgisayarın fişine basmaya gidiyoruz. Bakalım nasıl bilgisayar oldu. Beni çağırdı. Şu an Halik bağırıyor. Gidebilir miyim artık? Tabii gidebiliriz. Teşekkürler. Sağ olun var olun. Arkadaşlar şimdi yılların verdiği emek ışığı açma. İzle şimdi. Hocam. 3. İki, dur lan beraber o kadar yat. Hadi. Hadi. Gel. Merhaba. Selam abla gel. 3, 2, 1. Hadi. Oy. Bak ne geliyor bak ne geliyor bak. Gir. MSI ejderham geldi. Abicim mükemmel. Gel şöyle şurayı da göster. Yolun diyor. Yükleniyor. Burası birazdan görecekler. Arkadaşlar bildiğin. Gel. Bu ne? Geldim bakayım. Bu ne? Dur geliyor. Bakın. RGB mi o? Tabii RGB. Ayarlıyorum. Şurada RGB'miz var. Aa, Rainbow Breathing Water modu. MSI sen bu işi yapmışsın. Abi biraz uzağa git şuraya. Dur. Sen bu işi yapmışsın. Flashing diyor. Bak, flash veriyor. Uçak şeyi. Çok ya. Güzel lan. Dedim bu ne oldu? Dur gel başka ne oluyor? Halik anlat. Hocam daha bir fan diyor, fan diyor. Fan devrelerimiz var. Şu an devrinin 1000 RPM dönüyormuş. Ortada takılı olan. %60'mış. Ben bunu istersen fullerim abi mesela hani. Ne diyor bu? Dokunmatik bir de bakın. Öyle de güzelliği var. Abiciğim efsane olmuş bu arada. Dedik. MSI fark et. Şu soğutucuya da bir girelim. Soğutucuda ne gösteriyor? Şimdi hocam soğutucuda bir ayarlayacağız. Orada sıcaklığı göreceğiz. Diğer bilgileri göreceğiz. Nasıl? Efsane. İşlemci ve frekansını göreceğiz. Muhteşem bir kasa. Evet. Buyurun Halik Stark Bey. Anlatın. Evet, arkadaşlar BIOS'a girişimizi yaptık. RAM'ler birazcık şey yaptı. Bizi biraz bekletti. Evet gelmesi biraz sürdü ama evet. Daha ayarladık. 4800 MHz RAM'imizi görüyoruz. Şimdi hocam ne yapıyoruz? Şimdi hocam şöyle bir özellik var bu. Yeni nesil birçok anakartta var ama açmayı unutuyorlar. Hı. Resize bar özelliği. Şimdi bu özellik neye yarıyor? Ekran kartımızda yeni özellik bu aslında. RAM arasında, işlemci arasında veri iletişimi hızlandırıyor. Bunu enable yapacaksınız. Mutlaka bunu yapın. GTX 1650 ya eski ekran kartları da destekliyor aslında bunu ama yeni nesillerde bu. Ne yapıyor şimdi bu? Hocam FPS'yi direkt arttırıyor. Zaten baksınlar bu kapalı açık testleri var internette. 20 FPS'e kadar fark ettiriyor. Allah Allah. Tabii ekran kartını menüsten açıyorsun bunu. Tamam. İlk bunu AMD çıkardı ortaya sonra Nvidia'da destekliyor. Bu arada diğer anakartından ayıran bir şey gördüm burada. Ne gördün hocam? 1, 2, 3 böyle değildi o. O hocam. Bu profil mi? Ha, exemplar profilleri. RAM'imiz zaten 4 GB çalışıyor. Oo. Sıkıntı yok. Ama eğer dediğim gibi şunu da belirteyim. Mesela siz açtığınız sisteminizi 4800'de normal RAM çalışması ama burada 3000 görünüyor. Sebebi bu. Yani buradan 1, 2, 3 seçip deneyeceksiniz. Anladım. Biri deneyeceksin. Peki şu an RAM'imiz zaten normal 8. Değerinde. Yani son normal. Değerinde. Peki işlemciye ne yapacağız? Şimdi hocam işlemciye şöyle bu olayımız var. Direkt 50 ortalık yapmayacağım. Ben geçeceğim oraya da geleceğim. Şimdi bir de SATA modumuz var. Şimdi SATA modumuz eğer SATA SSD kullanıyorsanız mutlaka ahçı modunda olacak. RAID değil. RAID değilse bunu alıyorsunuz. Tamam. Olay fixleniyor. Başka neyimiz var burada? Entegre grafik. Heh. Bunu da belirteyim aklıma gelmişken. Şimdi eskiden AMD'de arkadaşlar bayağı uzun süredir işlemcinin içinde ekran kartı olmuyor. Hatırlayacaksınız.
Şimdi bu artık 7000 serisinde hemen gelelim hocam. Bunun hı-hı içerisinde ekran kartı da var. Yani şeyde olur ya, Intel işte graphics. Evet anladım. Ha yani ekran kartı olmadan görüntü geliyor. Gelecek artık. Artık gelecek. Onu başka bir videoda deneyelim. Deneriz hocam. Peki performansı nasıl? Onu da deneyelim. Güzel. Apu gibi yani. Apu gibi. Yani Apu'ya döndü hepsi. Hepsi Apu'ya döndü. Hay be. Apu'yla meşhur olmuştuk hatırla, Ali ile 1000 liralık. İşte artık standart haline geldi. Burada hatta Apu'nun modu da var bak mesela. Çok yani güzel arkadaşlar, önemli bilgiler. Var. Teknoloji severler bak, süper. Buradan geri geliyoruz. Başka bir ayarımız BIOS'umuz, bak bu da önemli. Mutlaka UEFI modunda kalacak. Niye? Yoksa bilgisayar geç açılıyor. Bu GSM eski tip. Windows yüklüyorsunuz ya arkadaşlar. SSD ile bir alakası var bunun. Tabii SSD ile bir alakası var. Bu bak bu Windows'umuz UEFI. Ben bunu Microsoft sitesinden indirdim. Bunu attım. UEFI bu. Sen bunu GSM olarak ayarlarsan bunu yükleyemezsin. Sıkıntı çıkarır. Yani bu buna özel bir... Tabii UEFI zaten yeni nesil. Hızlı açılsın diye. Ha, yeni nesil... Peki işlemciye ne yapacağız? Şimdi hocam işlemciye... Çünkü 4020 az. Benim eski bilgisayar 4.8. Şimdi hocam kendini turboluyor bu. Yani bu 4020 base frekansı. 5'e kadar çıkıyor kendine. Ben şu Game Boost özelliğini açacağım. MSI'nin kendi özelliği. MSI'nin özelliğine bakalım. Bakalım kendisi bizim oyunlarda ne sağlayacak. Şimdi bakalım dile satsın. Evet, Boost'u arkadaşlar şimdi kendisi yaptı, anakart. Bu arada arkadaşlar, okey yapmak istemiyorum ben, uğraşamam. Hani korkuyorum diyenlerin tıklayacağı şey. Siz yani MSI kendisi otomatik, anakart kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor, aynen öyle, tamam. Kendisi yapıyor. Ben şimdi işte bir BIOS'una gireyim. Bak. Bak, ooo. Yani bunu bize şey görüyor, ön görüyor. Şu an mesela diyor ki, normalde bir işlemcimiz kendine bir şey boostluyor ama her çekirdeği değil. Kimisini 4'te bırakıyor, kimisini 5'te. Bu yani Türkçe gökleri bu 485. Tamam anladım. Anakartı şu anda klişe diyor ki ben sana bunu yaparım diyor. Aynen yaptı. Hani bak ben süper dokunmadım arkadaşlar. Hiç dokunmadım. Hiç buradan kalkıp da voltaj ayarı yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Peki yapsak yani, nereye kadar çıkar bu işlemci? Hocam 5'i görür mü? 5'i görüyor zaten de 5'i bir tık geçeriz. Kapanmalar olur mu? Ondan sonra artık ya şey olur. Voltaj ayarı yapacağız. Voltaj yani detayına girmemiz gerekiyor. Bak hiç gerek kalmadı. Hiç gerek kalmadı. Helal olsun. Aynen. MSI özel ayarladı bunu. Şimdi o zaman Windows'a geçiyoruz. Windows'a geçeceğiz. Kuruluma geçeceğiz. Arkadaşlar Windows'u kuruyoruz. Oraları çekmeyeceğim. Şimdi Windows nasıl kurulur diye bir video. Allah hocam. Tamam mı? Binlerce video var. Direkt karşınıza CS ile geleceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Windows'umuz geldi. CS'yi indiriyoruz ve MSI Center uygulamasını görüyoruz şu anda. Evet. Burada bütün değerleri görebiliyoruz MSI Center uygulaması sayesinde. Şöyle gösterelim. Mesela arkadaşlar kasamızın biliyorsunuz şurada bir ekranı var. Bu ekranda ne görmek istiyorsanız burada buradan ayarlayabiliyorsun. Aynen, water block işte, fan speed, burada bellek frekansı işte, hatta ekran kartı kullanımı, frekansı, saati falan, hani nasıl bir teması mı bile değiştirebiliyorsun. Evet temasını bile değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel. Elinle buradan mesela burada konum aktif edersen hava durumunu bile görebiliyorsun. Yağmur mu? Kaç derece falan? Çıkmadı dışarı. İstanbul yağmurlu mu değil mi? Havaları da buradan tak yapıyorsun direkt, hiç uğraşma. Fakat hocam bir baksana bakayım kaçla indiriyor. Ben şimdi bu TürkSat'ı bir keseceğim çünkü. Hadi bakalım. Buradan TürkSat'a sesleniyorum. Bakın. Megabit ama. Bunu size söyleyeyim. Tamam mı? İlk megabit geçen müşterilerden birisiyim. 13 yıldır YouTuber'ız kardeşim. Bir sponsor ol ya. Ya bu nedir ya? 1 gigabit verin ya. Bu ne hocam bu? 90 sene 2023 ya. Şuraya bak. Ya benim TürkSat yapma abicim ya. Böyle bir şey yok. Sende olması lazım. Sen hadi bakalım. Şey. Allah aşkına şu bir getirin ya, şu Avrupa yakasında bir getirin şu fiberi miberi bir şeyleri. Hadi bakalım. Bu arada şuraya bakıyoruz. Aa Laki de burada. Yok şuraya bakıyorum. Hop geldi orası. Vay EFSO. Bak buradan da görebiliyoruz. Çok güzel bu arada. MSI bu işi yapmış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda Counter'a girişimizi yaptık. Counter'dayız ve 1000 FPS alıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Şuraya da bakalım lütfen. Şurayı görün. İşlemcimizin sıcaklığı. İşlemcimizin sıcak. Arkadaşlar bu arada hava aşırı sıcak. Bilginiz olsun. Evet, şöyle geriden bir tut şimdi abi, ben oynayacağım şöyle. Tam ekranı göster. Evet bakın. Şimdi... Güzel kardeşlerim benim. CS2'ye hazırlanıyoruz. E-Sport. İnşallah 2K'da oynuyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki abi 4-3 niye oynamıyorsun vesaire vesaire diye. Şimdi ölüm maçına da gireceğim, merak etmeyin. Halikciğim anlatmaya gerek yok. Hocam şimdi şey diyenler oluyor. 4-3 kira FPS artar. Ya bu kartı zorlayamıyoruz arkadaşlar biz. Zorlanmıyor 2K'da. Yok, ama onlar taktiksel anlamda taktiksel söylüyorlar. Taktiksel söylüyorlar. Hocam her e-sporcu Fortnite'da da öyle. İstediği kadar. Hayır 4090'ı bile olsa onların hepsi hocam düşük çözünürlükte girer. Niye? Kafa büyük olsun. Yani o da birazcık da stratejik anlamda onu söylüyor. Bakın şu anda arkadaşlar ayarları da gösterelim. Şimdi bu ekran kartının özelliği ne Halik? 1080p'de dar boğaz yiyeceğimiz için yani biz neye giriyoruz? Bakın şey biz 2K'dayız arkadaşlar. Çünkü bu ekran kartı buna entegreli. O yüzden yüksekte şöyle gösteriyoruz sizlere. Çok akıcı ve MSI'ın ekranını zaten sizlere eskiden tanıtmıştım. 2K 165 Hz monitörümüz var. Yakında CS2 çıkacak. Mükemmel. Şimdi bir pauslayalım. Pauslayalım.
Arkadaşlar şu anda ölüm maçındayız. Biraz geride tut abi. Heh. Ekran gözü. Heh. Dur geri git, geri git. Bir şey olmaz. Şimdi arkam hop no scope. Gördün mü no scope kardeşim? Bu kim? Aa bu da gitti. Arkadaşlar şu an düz yerde direkt 500'ümüzü alıyoruz. Ölüm maçındayız. Yani 365 Hz monitör varsa direkt onu karşılayalım. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Akıyor kanki. Hocam yok. CS2'de bitirmişsiniz. Hocam zaten buradan Tufan abiye sesleniyorum. 244 Hz monitör yollayacak bana. 600 gördük bak az önce. Bak şimdi izle. Uuu! Bu neydi lan? Çok iyi. Hocam her spark ya. Her spark abi. Dönüşe bak chat şimdi izle. Bir de mousepad de yok ha. Evet mousepad de yok. Arkadaşlar şimdi Valorant'a geçiyoruz. Ben bu yaz bu bilgisayarla akarım. Kapat. Evet arkadaşlar şu anda Valorant'tayız. Bir bakar mısınız? Buyurun. Ben konuşmayayım. TPS konuşsun. Hiç sıkıntı yok. Şuraya bak. TPS'yi arkadaşlar buradan izleyebiliyoruz. Abi teknolojinin şeyi olduk ya. Arkadaşlar şimdi hemen sizlere gösteriyorum. Bakın 2K monitörümüz var. 165 Hz ve 5K'ya kadar çıkıyor. Birazdan 5K deneyeceğim. Bak birazdan 5K'da 250 FPS alacağım. Ve şu an grafik kalitesine bakın. Mükemmel. Abi bu canavar bu arkadaşlar. Bu canavar diyenler beğeni atsın. Buyurun. 700-800 FPS alıyordum lan yavaş. Arkadaşlar şimdi bugün şöyle kombistor. O abi kendi oynuyor. Ben oynamıyorum lan. Ama tabii yeni ortama alışmam lazım arkadaşlar. 3 ortam değiştirdik. Bir tüplü televizyon. 2 ofis. 3 artık evimiz. Abi gel abi. 640 FPS. 700 hocam yani hocam 700 Hz monitör yok mu ya? Bir dakika dur AWP'de. Hocam 700 Hz monitör lazım var bir tane. Var mı böyle bir şirket satan? Abi hocam sana ayarlatalım özel. Allah Allah. Gel oğlum. Başısı vurdu. Şey mousepad'im yok ya oynayamıyorum. Evet arkadaşlar bu şartlarda oyun oynuyor kendisi. Bakar mısın şu şartlarda oynuyorum. Bu arada 5K'yı almamız yok mu? Hocam biraz daha tadını çıkaralım şu yüksek FPS'nin. Hocam vuramıyorum ki şeyim ayım kayıyor. Hah. Helal be. Geldi. Bak izle Nosko. 200'lük. Başka izle. Ara ara. Uf! Gördün oy, mü? O neydi? Havada vurdum lan. Gel. Hadi yat aşağı. Onu da vur. Tam olsun. Ah be. Arkadaşlar olsun. Ben şu an bu bilgisayarı patlatıyorum. Al hocam 5K'yı. 5K'yı aldım arkadaşlar. Uygun sizce hocam. Güm. Gel gel. İzle. Ooo bu ne? 250 dedim ama. 2. Hadi oğlum. Dur tavaya bakayım. 250 bitti. Fix. 200. Havaya bak 300. 80 falan. Arkadaşlar 5K'da Valorant oynuyorum şu an. 5K. Sistemi beğenenler beğeni butonunu kırsın. Abi taşak taraf mı geçiyorsun demeyin. Bak short geliyor. Sezdim. Kulaksızlık oynuyorum. Bu arada arkadaşlar İstanbul yanıyor. Tek yanıyor, tek kelimeyle yanıyor, yanıyor şu an. Abi, yanıyor. Ona hemen sıcaklıklar şöyle göstereyim. Yanıyor. Çok iyi çok. Yani gerçekten çok iyi. Bu sıcakta. Abicim aşırı iyi. Kardeşlerim valla çok güzel bir video oldu. Çok güzel bir video. Şuna vurayım. Evet. Şurayı da bir gösterelim. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Her şeyimiz burada zaten. Burada dereceyi bile gösteriyor. 31 derece şu anda İstanbul sanılıyor. Bunu da vurduk. Güzel bir video oldu. Halit'le abimle birlikte iyi bilgisayar topladık ama daha bitmedi. Daha yapacağım bir sürü şey var. Dilara'nın bilgisayar gelecek. LED ışık. Bir de şuraya bir tane Fortnite tablosu gibi bir şey düşünüyorum. Gamer'lı. Buraya da tablo alacağız. Konuşmaya gerek yok. Bilgisayar bu. MS'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda daha büyük kaliteli oyunlar deneyeceğiz. Hem de 4K'da Battlefield 2042 oynayacağız. Evet görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz.